Kansdo ile ilgili uyarılarını birazdan göstereceğim. Kaldığımız yerden devam edelim. Dün verdik AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AKP Sözcüsü Ömer Çelik. Gittiler Demokratik Sol Parti'yi ziyaret ettiler. Bu ziyaret sonrasında da Önder Aksakal 14 Mayıs seçimlerinde AKP'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Hatta dün gazetelerde rahmetli Bülent Ecevit'in fotoğraflarıyla hem Demokratik Sol Parti'nin ruhuna nasıl aykırı durduğuyla ilgili yorumlar vardı. Hem de Bülent Ecevit'in yattığı yerde rahatsız olduğunu söyleyerek yorumlayanlar bu görüşmeyi. Sonrasında da durulmadı aslında. Seçime AKP listelerinden gireceğini açıklayınca Demokratik Sol Parti, DSP'de bir istifa depremi yaşandı. Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük. Ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye, Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına ilettik. AKP seçimlerde DSP'nin desteğini işte bu sözlerle istedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından DSP'ye bir ziyareti AK Parti'den yapıldı. Aksakal AKP heyetinin seçimlerde beraber yol yürüme ve milletvekili teklifini geri çevirmedi. Erdoğan'a desteğini ve seçimlere AKP listelerinden gireceğini açıkladı. Bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. AK Parti listelerinden ee, parlamentoda yerimizi alacağız. Şimdi. İşte bu açıklama partide istifa depremine neden oldu. Gelişmeler üzerine DSP'den ilk istifa DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İsteden geldi. Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe de sosyal medya hesaplarından partiden istifa ettiklerini açıkladı. Eski DSP'li Gani Aşık'ta Erdoğan'ın desteklenmesi kararına sert tepki gösterdi. DSP açısından da birkaç koltuk uğruna merhum Ecevit'in mezarında ters döndürülmesidir. DSP seçmeni layık, cumhuriyetçi ve Atatürkçüdür. Erdoğan'a asla oy vermezler. DSP'li 74 eski bakan ve milletvekilleri ise bir kez daha Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. Alınan kararı 21. dönem DSP Samsun milletvekili Tarık Cengiz kamuoyuna duyurdu. 74 eski Demokratik Sol Parti milletvekilleri ve bakanları olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Millet İttifakı'nı sonuna kadar destekleme kararı aldı. Bugün görüyoruz ki Demokratik Sol Parti'nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Bir istifada İnegöl'den geldi DSP İnegöl İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar Partisi'nin Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Demokratik Sol Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Partimizi ziyarete gelen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda kardeş partimiz dediği DSP'yi gerek ittifak görüşmelerinde gerekse ziyareti sırasında yok sayması sebebiyle kınıyorum. İYİ Parti'deki adaylık çalışmasına, masadaki mesaiye geçmeden önce bugün 06'da başlayan bir toplantı var. Onu da söyleyeyim size. E, CHP'de milletvekillerinin yazıldığı e, bir toplantı 07'deydi, 06'ya alındı. Hatta bir de e, gazeteci Altan Sancar'ın bu toplantıyla ilgili bir tweet'i var. E, sabah saatlerine yakın atmıştı o tweet'i de. E, bu milletvekilli isimlerinin yazıldığı kata, listelerinin yazıldığı Kata, dinlenme ihtimaline karşı Cemr kullandığını, kurulduğunu öğrendiğini söylemişti yazdığı Twitter mesajında toplantı var CHP'de. İyi Parti'de ise adaylıklar konusunda Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baştan başlayalım. Noktayı koyacağımız yere doğru gidelim. İyi Parti'den gelen milletvekili teklifini kabul etmediğini açıkladı. Etmediği ifade ediliyor öyle diyeyim. BTP ne yapacak? BTP bu durumda seçimlere kendi listesiyle örneğin katılabilir. Bu bu tarafta duruyor. Ama bir taraftan da İyi Parti Grup Başkan Vekili Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu 14 Mayıs seçimlerine milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. İyi Parti'den İzmir milletvekilini de söyleyelim Aytun Çıgar, Çıray milletvekili adaylığından çekildiğini açıkladı. Teşekkür ederiz. İYİ Parti'den Hüseyin Baş'a milletvekili adaylığı teklifi gitti. Hüseyin Baş kabul etmedi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı bilgiye göre Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın İYİ Parti'nin Trabzon ikinci sıra adayı olması için teklif götürüldü. Bağımsız Türkiye Partisi ise bu teklifi uygun bulmayarak geri çevirdi. Bu doğrultuda ittifak görüşmelerinden geri çekilen Bağımsız Türkiye Partisi seçimlere kendi aday listesiyle katılabilir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce BTP lideri Hüseyin Baş'ın altılı masaya dahil olması için çalışmış ancak bu çabası sonuç vermemişti. Öte yandan adaylık sürecine ilişkin bir duyuru da İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu'ndan geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşenerle görüştüklerini belirten Tatlıoğlu, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağım. Ülkemize ve milletimize parlamento dışında hizmet etme gayretinde olacağız açıklamasını yaptı. İYİ Parti'de kalalım bir bilgi daha ekleyelim bir iddia diyerek eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında. İdris Naim Şahin İYİ Parti'den milletvekili mi olacak böyle bir iddia var. Tüm partilerde milletvekili aday listelerine son şekil veriliyor. İyi Parti'de de liste hazırlıklarında sona gelindi. Az önce haberlerde izlediğimiz gibi vekil olacak sürpriz isimlerden biri de acaba öyle mi olacak? Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adı geçiyor. Uzun süre Hatırlayacaksınız AKP'de görev yapmıştı İdris Naim Şahin. 2011 Genel Seçimleri sonrasında da İçişleri Bakanı olmuştu. Daha sonra Şahin görevden alındı, partiyle yollarını ayırdı. 2019'a gelindiğinde yerel seçimlerde de Saadet Partisinden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Şimdi 14 Mayıs'taki seçimlerde yine memleketi Ordu'dan Milletvekili adayı olacağı konuşuluyor. Türkiye İşçi Partisi'nde neler olup bitiyor? Bazı bölgelerde kendi listeleriyle seçime gireceklerini açıklamıştı Türkiye İşçi Partisi. Peki neyi hedefliyor? Soruyu gazeteci arkadaşımız Şirin Payız'ın sordu. Sera Kadıkil yanıtladı hem o yeni seçim kanununu uygulamak hem Erdoğan'ın aday olduğu bir seçime gitmemiz hukuken mümkün değildir. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşeni Türkiye İşçi Partisi kendi ismiyle ve listesiyle seçime girmesiyle gündeme gelmiş eleştirilerin odağı olmuştu. Peki bu karar seçimi riske atmaz mı? HDP'nin oylarını bölmez mi? Şirin Payız'ın sorduğu Sera Kadıgil cevapladı. HDP'nin zaten çok güçlü olduğu Cumhur İttifakı ile kıran kırana mücadele ettiği iller yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri biz buralarda ayrı listeyle kendi adayımızla seçime girmeyeceğiz. Yani tip pusulada olmayacak. Bu illerde zaten tek liste gidecek olan tüm gücümüzle Yeşiller Sol Parti'ye destek vereceğiz. Bu illerde tip olarak seçime girme talebimiz yok ve hiçbir zaman olmadı. HDP'nin güçlü olduğu bölgelerde ittifak tekliste çıkaracak. Tipin hangi bölgelerde kendi listesi olacak? Bizim açımızdan oy potansiyelimiz olan büyük şehirler var. İstanbul'un tamamında milletvekili çıkartabileceğimizi görüyoruz. Ayrıca Ankara ve İzmir'in bazı bölgelerinde girip HDP'nin sandalye sayısını etkileyebileceğimiz bölgelerinde ise girmeyeceğiz. Bazı büyük şehirlerde HDP'nin oyuna zarar vermeden ittifaka bir sandalye daha kazandırıyoruz. Hatta belki ikinci ama bu şehirlerin sayısı zaten 5'i 6'yı geçmiyor. Peki Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlerde hedefine? Hedef yeni kurulacak mecliste emek ve özgürlük ittifakının mümkün olan en güçlü biçimde temsil edilmesi. Bunun için de asli umudumuz Muradımız, amacımız AKP ve MHP'den sandalye almaktır. Bunun için özel uğraşacağımız yerler olacak. İşçi kentlerinde özellikle belki birkaç ilde Cumhuriyet Halk Partisine sandalye kaybettiririz. Ancak bu kimse için kayıp olmaz. Çünkü bunları AKP'ye kaptırmış olmayacağız. Yine biz kazanmış olacağız. Bu seçimlerde de hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler mutlaka olacak. Bu yaşadığımız her şey zaten bunun göstergesi. Twitter'dan, Instagram'dan gelen mesajlarınızı okuyorum. Kurşun adlı bir inşallah doğru okuyorumdur. Bir Twitter kullanıcımız diyeyim. Özür dilerim yanlış okuduysa Dul emekli aylıkları 7500 olmadı. 5300 oldu diyerek bir mesaj göndermiş. Zaten 16 milyon emeklinin %87'si e, 7500 lira maaş alıyor. Ali Tabakoğlu da e, emekli bir izleyicimiz. E, yaşlı olduğum için demiş. Estağfurullah. Yetişkin yaş almış diye e, söylemeyi tercih ediyorum ben sizin için. Kalkıyorum diyor erkenden. Cumartesi Pazar bizimle birlikteymiş. Hani bir şarkı vardı ya, zor dostum zor işte yaşam böyle oldu zor dostum zor diyerek mesaj atmış. Mehmet Bey de saatlerinizi 15 May